Hayır, hayır güzel. Uzun zamanda böyle paylaşmıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Geçen gün Boyka konusunda bir açıklama yapayım dedim. Hemen kızlarını paylaşayım dedim. Arkadaşlar Boyka'yı uzun zamandır soran vardı. Geçen de Boyka'nın Çin'e gittiğini öğrendim. Çin'e ben göndermedim. Şimdi birçok kişi sen mi gönderdin, sen mi verdin abi? Bu güzellikler burada kalmasın diye benden geçmişte de zaten çok isteyen oldu. Bir Çinliler değil, başka farklı ülkelerden isteyen oldu. Ama bu değerlerin burada kalması için ben Türkiye'den çıkmasını istemedim. Çok sevdiğim, bu işe gönül verdiğim yeni bahçeli bir arkadaşım vardı. Aa, bu zamandır Boyka'yı takip ediyorum. En sevdiğim köpeklerden bir tanesiydi. Bana verir misin diyeyim ki biz de verdiğimiz ücret mukabilinde verdik Boyka'yı gitti. Ama Türkiye'de kalıp Türkiye'nin üretimi olacak denilerek benden alındı. Ve zaten bu güzellikleri kendi de görüyordu. Dedi en azından bu milli servetlerimiz bu ülkede kalsın. Bu değerlerimiz burada kalsın. Çünkü çok zaten nasıl diyeyim, değerli, kıymetli ve hep zirvedeki köpekler genellikle yurt dışına çıkıyor. Bu da bazen çıkıyorlar da bazen de nasıl diyeyim, şu köpeğe Türkiye'deki isteyenler belli bir ücret talep ediyor. Yurt dışından isteyenler buradakinin belki bir 5-10 misli daha ayrıdır. Şu an bunları da istiyorlar. Ama diyorum abi, benim kapımdaki köpekleri ben genellikle Türkiye sınırına çıkmasını istemiyorum. Bu milli servetlere ben elimden geldiği kadar zaten sahip çıkacağım. Bunların da değeri yok. Bunlara zaten verdikleri değerleri duymuş olsa birçoğu koyunlarla kırmızı kurdale bağlar gönderir. Ne milli servet dinler, ne milliyetçilik dinler, ne de farklı bir işin boyutu dinler. Benim amacım bir yerlere bir şey göndermek veya da reklam yapmak veya da belli bir maddiyat değil. Ben bu işin hastasıyım. Şu an 5 derece soğuk vardı. İşte ben öyle bir kat kat giydim. Hala şu an sizlere bir açıklama yapmak için zaten bu paylaşımı gerekli duydum. Ben göndermedim. Bunu bilin. Gönderdiğim arkadaşlar geçen gün ben sana karşı çok mahcup oldum. Neden dedi böyle böyle Boyka'yı gelmedi yüzde kaç aldım zaten. Bana verme, benim ona zaten verme sebebi Türkiye'de kalıp genç nesillerin de önüne açalım dedi. En azından genç kardeşlerimiz de bu işlere gönül emek verir. Hayır, hayır kızım. Onlar da bu işleri devamlı yaptı. Yani biz sürekli bu işi yapacağız diye hiç yok dedi. Bunlar bize ata mirası. Yoksa bu benim kapımda bu da yoktu, öbürü de yoktu, öbürü de yoktu. Bunlar üretti. Bu zamanlara geldi. Hayır kızım. Ama bu köpeklerimize bahane bulan da var, beğenen de var, beğenen de var.
var, şurası şöyle, burası böyle diyenler de var. Ben buna hiçbir zaman takıntı yapmam. Ben bu işin gönderme sebep olmak üzere, ben bu işin tam ata yerindeyim. Ve Ahmet'ten Mehmet'ten öğrenmedik bu işleri. Biz kendi gözlemlediğimiz kadarıyla kıymetini bilen insanlarız. Değil mi? Birçok şunun hevesinin fotoğrafı yani. Sadece rengi biraz böyle göğüt onarıştı. Altı boz. Şu posta bak. Gel. Güzelliğe bak. Gel. Ağır sinyet kişiler bunlar. Yani çok... Köpekleri bir canlı görün. Bir de süresinde paylaştıkları köpekleri bir canlı karşılığına getirerek bakayım. Aradaki farkı bir görsünler bakayım. Yok, gel. Zaten karakterler, akılları farklı. Onları anlatamıyor. Bu değerler bizim milli servetlerimiz. İstedikleri kadar bahane bulsunlar, istedikleri kadar karalasınlar. Birilerinin karalamalarıyla bugünlere gelinmediyse birilerinin leke sürmesiyle de devam etmeyecek. Boy kayıyor ama burada zaten benim için çok değerli. Ben kıymetini bildim. Kızlarını üretti. Torunları da var şu anda elimde. Oğulları var elimde. Cesur gibi harika neslini devam ettiren bu yıl iki kut boğdu. 3-4 defa da gitti. Ne olduğunu bilmiyorum. En azından babadan bel ahtını aldı. Neslini devam ettirdi. Bu köpeğe zaten hayırlısı. Dedelerini paylaşıyorlar, tebelerini paylaşıyorlar. Sadece tebelerini değil ama arıfırak tonajlı tebeleri var bunun. Rüzgardan tek farkı sadece bak sarıntırak. Köpekten anlayan zaten ebesini paylaştığı zaman diyor ama bilmesi lazım. Bir köpeğin postu, yapısı, düşü, kutsulluğu, sistemi. Sadece ebesinden sarıntırak. Ebesini söylemeye gerek yok zaten. Paylaşıyorlar şu an. Olduğu videoları da paylaşıyorlar. Şu anki yaşlanmış halini de paylaşıyorlar. O köpeğin geçmişini en iyi bilenlerden biri de bendim takip eden. Nesillerini devam ettirmek için ben elimden gelen mücadeleyi yaptım. Boyka Çin'e gitti. Çin'de de şu an dillere destan olmuş. Orada tanıdıkları varsa zaten oraya birçok kişilerden, birçok özel kapılardan, birçok çiftliklerden çok güzel damızlı köpekler gitmiş. Adamların bana dediği abi dillere destan oldu. Birçok kişiden köpek aldık ama Çin'e bugüne kadar gelmiş geçmiş ve şu anda da en iyi damızlık erkeklerden bir tanesi. İlla özellikle kişi kızlarına soruyorlar verir mi diye. Oğlunu soruyorlar. Şilay'ı soruyorlar. Bendeki torun Rüzgar'ı soruyorlar. Ve birkaç tane daha farklı böyle köpekler var. Gel. Yani biz bu milli değerlerin kıymetini bilmezken dışarıdakiler bu kadar para veriyor. Şu anda belki rüzgar olsa elinde daha sakin, ha yavaş yavaş sakinlemeye başladı. Akıllı dur kızım. Tamam. Tamam. Hayır, hayır. Ya birilerinin kapısında olduğu zaman, geçtikleri zaman bu değerler antik oluyor. Bizler gibi emekçilerin elinde, biz zaten ben reklamı seven birileri değil, ürettikleriyle böyle, ürettiklerinin ardına sığınan biriyim. Ha illaki bizlerin de yanlış üretimleri de olabilir, eksik üretimleri de olabilir, doğru üretimleri ama belli bir mücadelenin emeğin içerisindeyim ben. Beni tanıyan herkes bilir. Elimden geldiği kadar bu değerlere sahip çıkmaya çabalıyım. Allah nasip ederse bu ikilişi de bu yıl kızan olur, üretime geçecek. Daha bunlar diyor ama daha anne olmadı. Anne olduktan sonra daha da farklı olacaklar.
Bunlar var ya, bunlar bambaşka. Rüzgar o kadar, mesela rüzgarın özelliği boyka da aynıydı. Büyük ebesi de. Bunlar diyor ama tek başına sürü için yetiştirdi. Yani bulunduğu alandaki her şey için ölür derecesine ve çok zeki köpekler. Bugün mesela birkaç tane koyun aldıydım. He. Gidip sürünün içinden aldığım koyunları böyle tek tek seçiyor. Kaç tane aldın? 3 tane. Hatta bir çekimde, bir videomda da dedim ben. İddia eden varsa dedim köpeğinin karakterine, diyor mu? Görsel olduğu kadar da bu köpeklerde karakter üst seviyede olması lazım. O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? Yani sürünün içindeki farklı koyunu bilene ayırt ediyor. Çok düşkün rüzgar. Yani bu, onu gözlemleyemedik sürüde. Ama cesur olsun, rüzgar olsun, diyor mu? Minnoş olsun, Asya olsun, yağmur olsun, ada olsun, kapımda sınamadığım hiçbir köpeğe, diyor mu, üretmedim. Benimki ticari boyutundan çok emek ve bu milli değerlerin özellikle karakter yapılarının da üst seviyede olması. Bunun için de elimden gelen mücadeleyi verdim. Bugün özellikle bana yazan arkadaşlar vardı işte. Abi neden verdin boykayı? Boykayı tekrar buradan yüzüne çıkardım. Ben vermedim. Üretim amaçlı gitti ama olmadı. Bundan sonra elimizdekilerin kıymetini hiç bileceğiz. Yapacak bir şey yok. Hayır, hayır, hayır. Yapar. Dostum ben her zaman diyorum, ben kendimi sağlamamadan hiç köpeğe vermem. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hayır. 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 Ve ürettiğim köpekleri de elinden geldiği kadar kapımda yetiştirdim. Çünkü eksikleri, noksanları varsa anlatılanla benim kapımdakilerinden olması lazım. En azından bu konuda da değerlendirme yapıyorum. Yani vermiyor değildik. Ya onu da çok sevdiğim bir kardeşime verdim. Geri aldım geldi. Oğlu yetiştirdiğim bir şekli. Bu da sürüde eğitilmiş şekli. Tek farkı sadece çok agresif. Sürü görmemiş köpek. Şu anda sürüye alıştırdım. Oyuna gidiyor. Ama işte tek başına şu anda ben lider olmak istiyorum diyor. Onu da alıştıracağız. O da artık bir boğuşacak, iki boğuşacak istemesek de yavaş yavaş alınaşacak. Ne mutlu. Ama senden gitmeyecek. Senden gitmeyecek. Çünkü sürüye çok düşkün ve bu da koyunu kıskanıyor. Ayrı ayrı yerler var, ayrı ayrı düşkünlükleri var bana. Bu ne kız? Bu ne, 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 bu ne? Bugün de bu soğukta bu emeksizler için en azından diyorum ha, artık kameramın da diyor, baba diyor, ne olursun diyor, ellerim dondu diyor. Kanalımıza abone olan, bizlere destek veren, bizlere desteğini esirgemeyen, beğeni yapan, güzel yorumlarını hiçbir her konuda diyorum ha, çok sevdiğim abilerimiz olsun, kardeşlerimiz olsun. Erinmeden, gücenmeden hem beğeni yapıyorlar hem güzel yorum yapıyorlar. Buradan sonsuz teşekkür ediyorum onlara. Bu değerler benim değil, hepimizin. Ben bunu buradan yine üstüne bastırarak konuşuyorum. İnşallah değerleri üreteceğiz, çoğaltacağız ve birçok kapıya da vereceğiz. Değil mi kızım? Bu ne, bu ne, bu ne? Rüzgar konusunda da aklımda çok güzel bir proje var. İnşallah dediğim çıkacak dediğim. Bir de bunların altını cesur damızlığını belli etti. İnşallah bunları üretime geçecek bak bunlar nasıl şey diyecek. Hadi. Bu şekilde getirip ödüllendiririz. Hepinize saygılar, sevgiler.